Biz de burada nöbet bekliyoruz. Yaz demeden, güz demeden devam edeceğiz. Yani bize ne yazdan, güzden? Biz sohbete devam edeceğiz inşallah. Çünkü biz burada Patrikhane'nin yanında, yakınında, ekümenik projesine karşı, Fatih'i boşaltmak isteyenlere karşı, efendim, bu cemaati dağıtmak isteyenlere karşı inşallah artık sıra bizde, biz bu mücadeleyi biz yapacağız. Bizden sonra da çocuklarımıza o şuuru veririz inşallah. Ve böylece bu sur içini özellikle sohbetsiz, cemaatsiz Rabbim bırakmasın. Amin. Amin. İsmaila Camii'nde de cemaati eksik etmesin. Amin. Pazar sohbetlerinde de cemaati eksik etmesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. İşte geçen gün İsmaila da bir basın açıklaması yapmak zorunda kaldılar. Hiç bugüne kadar yapmadılar yani. Benim de haberim de yoktu. Bir şey de bilmiyordum. Sonra öğrendim yani. Çünkü artık çok bu masumcular, şucular, bucular öyle bir sulandırılarak adamlar ikide bir işte Efendi Hazretleri, Hacı Anne diyerek sanki bütün Efendi Hazretleri, Hacı Anne onlarla irtibatlıymış gibi göstermek suretiyle yani bana yaptıkları hakaretleri ben zaten boş veriyorum benim için. Hiç benim şahsıma yapılan hakaretleri biliyorsunuz ben uğraşmıyorum yani. Ama burada mesele işte sulandırmak meselesi. Cemaati sulandırmak, ondan sonra işte öcü gibi göstermek. Efendim işte beyanname şeyinde bildirinin sonunda da ne diyorlar? Bizi işte tasfiye etmek isteyen projeler. Zaten bu iş en başta FETÖ'den başladı. Ben inanıyorum ki şimdi işte Hrant Dink'in arkasına FETÖ çıktı. Yani bu Hızır Efendi'nin dosyası, Bayram Efendi'ninki daha bir acayip. Bu şehitlerimizin dosyaları böyle kaldı yani. Bu şehitlerimizin dosyaları da bilmiyorum yetkililer ne yapıyorlar veyahut işte bir de kan sahipleri diye bir olay var tabi biliyorsun. Hani oğulları var, şeyleri var. Biz tabi resmiyetimiz, bağımız olmadığından bir dilekçe veremiyoruz bu işi takip yapacak. Gücümüz yok adam derler, senin oyunu oluyor. Ama onlar da takip ediyorlardı. Bildiğim Bayram Hoca'nın oğlu Mahmut kardeşimiz ediyordu bayağı. Şimdi bu ne oldu? Bunun arkasından FETÖ çıkar. Çünkü burada mühim olan cemaatin dağıtılmasıydı, korkutulmasıydı, ürkütülmesiydi. İşte onu yapamayınca Efendi Hazretleri'ni buradan götürme projesi. Ondan sonra iş çıkıyor. Ekümeniye çıkıyor, Vatikan'a çıkıyor, Patrikhane'ye çıkıyor. Başka bir şey yok.